Şimdi bu çok zor bir soru. Ama ben açık açık bunu beyan edeyim. Bugüne kadar hiçbir acenteden kaynaklı olarak bize bir baskı gelmedi. Direkt olarak ihtar geldi. İşin açıkçası acentenin haberini yayınladığımız için yani işte bir dernek başkanıyla bir sigorta şirketi genel müdürü mesela bir tartışma içerisine girmişti. Biz o tartışmaları yayınladığımız için bile, acentenin sesini duyurduğumuz için de biz o dönemde 4'e 5'e yakın neredeyse ihtar yedik ki her ayda zaten bir tane ihtar kapımıza geliyor. Sigorta şirketi şunu istemez haliyle. Acentesi ya da başka bir sigorta şirketinin acentesi onunla ilgili de olumsuz bir haber yayınlasın. Bunu haliyle hiçbir sigorta şirketi istemez. Tabii ki biz de yayınladığımızda sigorta şirketi haliyle bize bir şekilde antipatik olarak bakıyor ve hatta bazı sigorta şirketleri bu durumu kan davasına dönüştürüp sizinle küs artık yani diyorlar ki biz seninle küsüz, hiçbir şekilde görüşmeyiz ama bu da çok yanlış bir durum. Çünkü medyayla küsmeniz, medyanın kurumlarla küsmesi gibi bir şey yoktur. Hani Erhan Navruz'un sizinle küsmesi vardır ama medyanın sizinle küsmesi gibi bir durum olamaz. Bu da zaten bu noktada şirketlerin kurumsal iletişim bölümleri vardır. Bunların görevi de en böyle krizin tavan yaptığı zamanlarda devreye girerek o krizi çözme üzerinedir. Ve haliyle sigorta şirketleri de biz bir olumsuz haber yaptığımızda tabii ki kaynağı olan olumsuz haber ya da acentenin yazdığı bir haberi yaptığımızda bize ufak da olsa bir sopa gösteriyorlar.